Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kastamonu lahikasından ikinci mesele. 31. ayetin işaretinin beyanında يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ bahsinde denilmiş ki, bu asrın bir hassası şudur ki, hayatı dünyeviyeyi, hayatı bakiyeye bilerek tercih ettiriyor. Yani kırılacak bir cam parçasını baki elmaslara bildiği halde tercih etmek bir düstur hükmüne geçmiş. Bir daha okuyalım. Bu asrın bir hassası, hususiyeti, özelliği şudur ki, hayatı dünyeviyeyi, dünya hayatını, hayatı bakiyeye, baki, ahiret hayatına bilerek tercih ettiriyor. Yani kırılacak bir cam parçasını baki elmaslara bildiği halde tercih etmek. Bir düstur hükmüne geçmiş. Bildiği halde tercih etmek bir düstur, bir kanun, bir kaide hükmüne geçmiş. Ben bundan çok hayret ediyordum. Bugünlerde ihtar edildi ki, nasıl bir uzvu insani, insanın bir organı, azası, hastalansa, yaralansa, sair aza vazifelerini kısmen bırakıp onun imdadına koşar. Öyle de hırsı hayat ve hıfzı ve zevki hayat ve aşkı taşıyan ve fıtrat-ı insaniyede derc edilen bir cihaz-ı insaniye çok esbab ile yaralanmış. Bir de okuyalım. Hırsı hayat ve hıfzı, hayat hırsı ve hayatı muhafaza ve zevki hayat ve aşkı, hayat aşkı, yaşama aşkı, zevki taşıyan fıtrat-ı insaniyede derc edilen bir cihaz-ı insaniye çok esbab ile, çok sebepler ile yaralanmış. Sair letaifi, diğer duyguları, hissiyatları kendiyle meşgul edip sukut ettirmeye başlamış. Onları aşağılara doğru, esfele doğru çekmeye başlamış. Yani o ulvi, yüksek vazifelerini bıraktırıp adi, basit, sefi, günahlı, haramlı eğlencelere meylettirmiş. Onun için sukut ettirmeye başlamış. Yani dereceyi melekiyeden dereceyi kelbiyeye doğru indirmeye başlamış. Vazife-i hakikiyelerini onlara unutturmaya çalışıyor. Hakiki vazifelerini o duygulara, o latifelere, o hissiyatlara unutturmaya çalışıyor. Hem nasıl ki bir cazibedar, sefihane ve sarhoşane, şaşalı bir eğlence bulunsa, çocuklar ve serseriler gibi, hani bunların aldanması kolay, çocuklar, başıboş insanların o eğlenceli şeylere meyletmesi kolay. Fakat devamı geliyor. Büyük makamlarda bulunan insanlar ve mesture hanımlar dahi, yani örtülü kapalı ehli takva erkekler veya kadınlar dahi
o cazibeye kapılıp hakiki vazifelerini tatil ederek iştirak ediyorlar. Ne yapıyorlar? Onlara dahil oluyorlar. Onları seyretmeye, izlemeye, onlarla alakadar olmaya başlıyorlar. Öyle de bu asırda hayat-ı insaniye, hususan hayat-ı içtimaiyesi, toplum hayatı, sosyal hayat öyle dehşetli fakat cazibeli ve elim fakat meraklı bir vaziyet almış ki insanın ulvi latifelerini ve kalp ve aklını nefsi emmaresinin arkasına düşürüp pervane gibi o fitne ateşlerine düşürttürüyor. Subhanallah. Yani belki hafiflerinden bir tanesi insan namaz kılıyor ama bir takımı tutuyor. O takımın maçı var. Çok da mühim bir maç. İşte Avrupa'da, dünyada derbi maçıymış. Namazı geciktiriyor. Diyor ki namazı devre arasında kılarım diyor yani. Ne yapıyor? O sefihane, sarhoşane, mala yani aslında ahirette 5 kuruş faydası olmayan bilakis yani ömür sermayesini berbat etmek, telef etmek hükmünde olan yine bu en hafifi yani. Daha dehşetlileri, daha tehlikelileri, daha büyük haramlar, daha büyük günahlarla insanı böyle meşgul eden şeyler de var. Onlar için namazını, ibadetini terk ediyor. Subhanallah. Önce öteliyor, sonra zaman içerisinde o alemine o kadar önemli değil. Asıl önemli olan budur. Manası kuvvetlendikçe bir bakıyorsun namazdan da uzaklan. Önce namazın manasından uzaklaşmış, sonra namazın cesedinden de veya ibadet, hayır, hasenattan da uzaklaşmaya başlıyor. Çünkü insanda şöyle bir damar var diyor üstadımız. İnsan bir kabahat işlediği zaman görünmemek ister. İnsan bir günah işlediği zaman bilinmemesini ister. Eğer onun duyulma, bilinme, görünme ihtimali olursa çok korkar, çok endişe eder. O onu çok meşgul eder. Onun için insanlar önce günahın günah olmasını istemiyorlar. Çünkü günahta lezzet var. O lezzeti kaybetme düşüncesi Allah'a karşı farkında olmadan bir adavet. Yani niye bunu haram etmiş? Niye bunu günah etmiş? O manaya gidiyor. Hele bir de alışmış, tiryaki olmuş, terk edemez hale gelmişse, Üstad diyor, adavet-i ilahiyeyi işmam eden ikinci lemada bir his onda meydana geliyor. Sonra hatırına geliyor ki, o gizli kapaklı kimsenin görmeden yaptığı günahları melekler görüyorlar. İçinden diyor ki keşke melekler olmasa. Sonra inşallah yoktur. Sonra ya bırak onlar mitolojik hikaye. Ya bak işte şunlar kabul etmiyor, bunlar kabul etmiyor. Oradan inkara. Sonra cehennem var, ahiret var, azap var. Onları da inkara doğru meylettiriyor. Eğer onları da inkarsa artık bu adamda ahirete ait, ukrevi manaya ait bir şey kalmıyor. O zaman bütün hissiyatıyla dünyaya meyletmiş oluyor. Dünyasını da berbat ediyor, ahiretini de berbat ediyor. Ve çok insan var, burada üstadın ifadesi çok acayip. Eskiden diyor insanlar ahireti bilmedikleri için dünyaya talip olmuşlar. Dünyada boğulmuşlar. Fakat bu asırda herkes Allah'ı biliyor. Herkes ahireti biliyor yani. Halbuki bildiği halde ahireti bırakıyor, dünyayı birinci plana alıyor. Ahirete ait ibadetleri, işleri 2, 3, 4, 10, 100, 1000. sıraya atıyor. Ama dünyanın günahlı, sefihane, sarhoşane, haramlarla alude, elemlerle bulaşık lezzetlerini birinci plana alıyor, ön plana alıyor. Onlar için canını feda edecek, malını feda edecek, çoluğunu çocuğunu feda edecek bir hale geliyor. Bu asrın
hususiyetleri. Allah Allah. İsterseniz bir daha okuyalım. Biraz karıştırdım herhalde. Kendi fikrim de karıştı. Bu asrın bir hassası şudur ki hayat-ı dünyeviyeyi hayat-ı bakiyeye bilerek tercih ettiriyor. Yani kırılacak bir cam parçasını baki elmaslara bildiği halde tercih etmek bir düstur hükmüne geçmiş. Ben bundan çok hayret ediyordum. Bugünlerde ihtar edildi ki nasıl bir uzvu insani hastalansa, insanın bir ağza organı hastalansa, yaralansa, sair ağza vazifelerini kısmen bırakıp onun imdadına koşar. Öyle de hırsı hayat ve hıfzı ve zevki hayat ve aşkı taşıyan ve fıtratı insaniyede derc edilen bir cihaz-ı insaniye çok esbab ile yaralanmış. Sair letaifi kendiyle meşgul edip sukut ettirmeye başlamış. Vazife-i hakikiyelerini onlara unutturmaya çalışıyor. Hem nasıl ki bir cazibedar, sefihane, sarhoşane, şaşalı bir eğlence bulunsa, çocuklar ve serseriler gibi büyük makamlarda bulunan insanlar ve mesture hanımlar dahi o cazibeye kapılıp hakiki vazifelerini tatil ederek iştirak ediyorlar. Öyle de bu asırda hayat-ı insaniye, hususan hayat-ı içtimaiyesi böyle öyle dehşetli fakat cazibeli. Yani yaptığı tahribat noktasında çok dehşetli ama çok mıknatıs gibi ne yapıyor? Çekiyor. Çok lezzet var. Çok zevk var. Hatta insanda böyle bazı ağır vazifeleri unutmakta bile bir lezzet vardır. İşte onu kullanıyor. Eline alıyor telefonu, dünyayı unutuyor. Dünyanın dertlerini unutuyor. Geçiyor ekran karşısına, kendini unutuyor. Allah'ı unutuyor. Ahireti unutuyor. Allah Allah. Onun için o noktada dehşetli fakat cazibedar. Sonra elim çok elemli, kederli, ızdıraplı fakat meraklı bir vaziyet almış ki merak ediyor. Acaba ne olacak? Kaç atacak, kaç yiyecek? Kaçıncı sıraya çıkacak? Acaba son bölümde böyle olmuştu, bölümün sonunda acaba ne oldu? Öldü mü, ölmedi mi? Şöyle yaptı mı, yapmadı mı? Şu olacak mı, olmayacak mı? Karşılaşacak mı, karşılaşmıyor? Ne kadar meraklı. Allah Allah. Halbuki elim, halbuki insanın neyi merak etmesi lazım? Ya önce Allah'ı merak etmesi lazım. Sonra ahiret var, kabir var, ölüm var. Değil mi yani şimdi? Bunları merak yani. Cennet var, cehennem var yani. Allah Allah. Elim fakat meraklı bir vaziyet almış ki insanın ulvi latifelerini ve kalp ve aklını nefsi emmaresinin arkasına düşürüp hani hatırlarsınız 23. sözde değil mi? İkinci mepasın ikinci nüktesinde bir saray temsili var değil mi? Saray, birinci sarayda ne vardı? O sarayın efendisi kapının önüne gelmiş, it ile köpek ile oynuyordu. Onun oynamasına yardım ediyordu. Kapının önünde de kapıcı herkese böyle rol kesiyordu yani. Hava atıyordu. Ona buna emirler yağdırıyordu. İkinci sarayda ise tam tersi vardı. O köpek uzanmış oraya yatmış. Vefadar bir it diyor ya. Kapıda da kaba, sert, sakin bir kapıcı. Sarayda da sönük bir vaziyet var. Bir bakıyor ki en üst katta sarayın efendisi padişahla muhabere edip hem kendi kemalatı hem sarayda bulunan bütün saray ehlinin kemalatı için padişahla haberleşiyor, muhabere ediyor. Allah Allah. Şimdi üstadımız diyor ki sarayın efendisi ruh. Kapının önündeki köpek nefsi emmare. Ne yapıyor? Sarayın efendisi ruh gelmiş köpekle oynuyor. Sonra o kapıcı hükmünde olan hissiyatlar kuvve-i şeviye, kuvve-i gadabiye rol kesiyor.
herkese vazife biçiyor. Sanki oranın sahibi, ağası, sultanı o. Fakat ikinci sarayda ne var? Sarayın efendisi hiç onlarla meşgul değil. Yani öyle yukarıda padişahla muhabere ediyor ki o köpek ne yapmış? Sakinlemiş. Vefadar bir hale gelmiş. Neden? O ubudiyetler onu ne yapmış? Sakinleştirmiş. Kapıcı da haddini biliyor. Vazifesi neyse sadece onu yapıyor. Kimseye rol kesmiyor. Yani aynı dünya ehliyle ahiret ehlinin misali olan iki tane saray. Bak buraya da bakıyor değil mi? O ne dediği? İnsanın ulvi latifelerini ve kalp ve aklını nefsi emmaresinin arkasına düşürüp pervane gibi, kelebekler gibi, hani öyle ateş gördüğü zaman, ışık gördüğü zaman koşan kelebekler var ya, pervane. Ateşe koşuyor ya, yanmaya koşuyor yani. Subhanallah. Pervane gibi o fitne ateşlerine düşürttürüyor. Evet, hayat-ı dünyeviyenin muhafazası için zaruret derecesinde olmak şartıyla, zaruret derecesinde olmak şartıyla, yani ölümcül bir durumda bazı umuru uhreviyeye, ahiret işlerine muvakkaten geçici olarak tercih edilmesine ruhsat-ı şer'iye var. Yani ölecek gibi olduğunuz zaruri durumlarda ne olur? Mahzurlu şeyler helal oluyor. Ama muvakkaten doymayacak, tatmin olmayacak derecede ölümden kurtulma noktasında buna şeriatta, İslamiyet'te ne var? Cevaz var. Fakat yalnız bir ihtiyaca binaen, yani ölümcül bir durum değil, bir ihtiyaca binaen, helakete sebebiyet vermeyen bir zarara göre tercih edilmez. Ruhsat yoktur, izin, müsaade yoktur. Halbuki bu asır o damarı insaniyi, o insandaki hayatını koruma, muhafaza etme, hayatını elinde tutma, hayatın zevki, lezzeti, aşkı o derece şırınga etmiş, aşılanmış ki küçük bir ihtiyaç ve adi, basit bir zararı dünyevi yüzünden, dünya zararı yüzünden elmas gibi umuru diniyeyi terk eder. Subhanallah. Evet, insaniyetin yaşamak damarı ve hıfzı hayat cihazı bu asırda israfat ile, maddi ve manevi israflar ile, iktisatsızlık ve kanaatsizlik ve hırs yüzünden bereketin kalkmasıyla. Subhanallah. Demek bereket niye kalkar? İsraf, iktisatsızlık, kanaatsizlik, hırs varsa orada bereket olmaz. Yani ne ömrün bereketi olur, ne zamanın bereketi olur, ne malın bereketi olur, ne evin bereketi olur, ne çoluk çocuk hanım bereketi olur. Hiçbir şeyde bereket kalmaz. Yani maneviyatta kusur olunca Cenab-ı Hak o bereketi alıyor ki ne yapsın? Kusurunu, hatasını anlasın. Böyle bir zat demiş ki, ben demiş Allah'a karşı kusur işlediğimi çoluğumdan, çocuğumdan, binek hayvanımdan anlarım demiş. Demişler ki nasıl anlarsın? Ne zaman onlar bir huysuzluk yaparsa, bir vazifede bir aksilik yaparlarsa, evde çanak, çömlek bir şey kırılırsa, atım huysuzluk yaparsa anlarım ki Allah'a karşı bir kusur işledim. Hiç onlara kızmam. Nerede Rabbime karşı kusur işledim, onu bulurum. Tövbe istiğfar ederim. O kusurumu düzeltirim. Bir bakarım ki hanım, çoluk, çocuk, o binek hayvanım huysuzluğunu bırakmışlar. Allah Allah. Evet. Bir de okuyalım. İnsaniyetin yaşamak damarı ve hıfzı hayat cihazı bu asırda israfat ile ve iktisatsızlık ve kanaatsizlik ve hırs yüzünden bereketin kalkmasıyla ve fakr ve zarureti maişet, geçim derdi, hani öyle diyorlar ya, ziyadeleşmesiyle
O derece o damar yaralanmış ve şerait-i hayatın ağırlaşmasıyla, hayat şartlarının ağırlaşmasıyla o derece zedelenmiş ve mütemadiyen ehli dalalet, çok antika bir cümle, mütemadiyen devamlı olarak ehli dalalet, dinden imandan uzak olan insanlar, nazarı dikkati, dikkat nazarlarını şu hayata, dünya hayatına celp ede ede, çevire çevire, o derece nazarı dikkati kendine celbetmiş ki edna, basit, küçük, cüz'i bir haceti dünyeviyeyi, dünya ihtiyacını büyük bir meseleyi diniyeye, dinin büyük bir meselesine tercih ettiriyor. Dünyanın basit bir ihtiyacı için, küçücük, edna, düşük bir ihtiyacı için kocaman, büyük, azametli, dini bir meseleyi tercih ettiriyor, üstün getiriyor. O dini meseleyi bazen geriye, bazen de terk ettiriyor, Allah korusun. Bu acip asrın, bu acip hastalığına ve dehşetli marazına karşı Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın tiryak misal ilaçlarının naşiri olan Risale-i Nur dayanabilir. Yani dünyada böyle bir cazibedarlık hal var. Bu dünyanın özelliği olmuş yani. Dünya hayatını birinci sıraya, ahiret hayatını 2, 3, 5, 10, 100, 1000 aşağılara atmak maalesef bu asırda hususiyet, özellik olmuş, kanun olmuş, kaide olmuş. Peki bundan kurtulmanın yolu ne? Bak diyor ki bu acip asrın, bu acip hastalığına, ahir zaman ya, bütün sahabe titremiş, korkmuş. Peygamberimize iltica etmişler. Ya Resulallah ne yapacağız? Peygamberimiz onlara istiaze duası öğretmiş. Yani Allahümme ecirna min fitneti ahir zaman, min fitneti mesihid deccali ve süfyan. Bu acip asrın, bu acip hastalığına ve dehşetli marazına karşı Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın tiryak misal ilaçlarının, bak, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın tiryak misal, yani her derde deva ilaçlarının naşiri olan, neşredicisi, yani tezgahtarı, insanlara ulaştırıcısı, vericisi olan Risale-i Nur dayanabilir. Yani buradan ne anladık? Risale-i Nur'daki bütün hakikatler neymiş? Kur'an'ın eczahanesinden her derde deva ilaçlarmış bunlar. Yani Bediüzzaman'ın aklından, kalbinden değil, Kur'an'ın ilaçları bunlar. Bunlar Kur'an'ın dersleri. Biz Risale-i Nur okuduğumuzdan Kur'an'ın dersini okuduğumuz gibi Kur'an'ın bu asra ait ilaçlarını, merhemlerini, drajelerini, değil mi? Aşılarını, iğnelerini yani ne yapıyoruz? Kalbimize, ruhumuza, aklımıza, nefsimize, bütün duygularımıza ve hissiyatlarımıza sürüyoruz, kullanıyoruz ve Allah'ın izniyle şifaya mazhar oluyoruz. Elhamdülillah. Onun için mecburuz okumaya. Risale-i Nur okumaya mecburuz. Bu asrın bu kaide ve kurallarına, kanunlarına karşı mahkumuz okumaya. Başka çaremiz yok yani. Yoksa bu kadar mikroplar, virüsler, maddi manevi yani, bizleri maddeten manen öldürüyor yani. Onun için bu acip asrın, bu acip hastalığına ve dehşetli marazına karşı Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın tiryak misal İlaçlarının naşiri olan Risale-i Nur dayanabilir ve onun metin, sarsılmaz, sebatkar, halis, sadık, fedakar şakirtleri mukavemet ederler. Cenab-ı Hak bizi de onlardan etsin inşallah. Bir daha sayalım. O nur talebelerinin vasıfları neymiş? Metin, sarsılmaz, sebatkar, halis, sadık, fedakar şakirtleri mukavemet ederler, karşı koyabilirler, dayanabilirler,
Öyleyse bitiriyor. Her şeyden evvel onun dairesine girmeli. Risale-i Nur dairesine girmeli. Risale-i Nur dairesine girmenin yolu Risale okumak. Risale'yi kendi nefsimizi okumak. İhtiyacımızı hissetmek. Ya işte anlamıyoruz. Ya karıcığım sen içtiğin haptan ne anlıyorsun yani? Veya yediğin yemekten evet bir tad alıyorsun ama vitaminini anlıyor musun? Proteinini, karbonhidratını anlıyor musun yani? Anlamıyorsun. Ama ne yapıyorsun? Yiyorsun, o vücuda gidiyor. İhtiyaç yerlerine gidiyor yani. Bir de bazı şeyler bir anda olmuyor. Mesela yemeği yedin. Yemeği yedin bitti. Büyüyor musun? Uzuyor musun? Yok. Yani o büyümek, uzamak zaman içerisinde. Yani hemen bir okudun. Ya niye anlamadım? Sakin ol. Heyecanlanma. Okumaya devam. Büyüyeceksin sen yani. Anlamaya da anlayacaksın yani. Allah'ın izniyle. Anlatmaya da anlayacaksın yani. Ona da ulaşacaksın Allah'ın izniyle. Ama acele etme. Ne yap? Okumaya devam et. İlaçları kullanmaya devam et. Mesela bir hastasın. Bir tane ilacı attın. Hemen iyileşme bekliyorsun. Olmaz ki. Hele hele müzmin bir hastalıksa belki aylarca, senelerce o ilacı kullanacaksın. Hatta başın ağrıyor, ağrı kesici atıyorsun, yarım saat geçmesi lazım yani. Bir anda ne yapmıyor? Tesirat yapmıyor. Onun için ne yapacağız? Her şeyden evvel onun dairesine girmeli. Sadakatle, tam metanet ve ciddi ihlas ve tam itimad ile ona yapışmak lazım ki. Ne antika tabirler kullanıyor değil mi? Bak yapışmak diyor ya. Risale-i Nur'a yapışmak. Risale-i Nur dairesine yapışmak. Yani yapışmak ne demek? Yani ayrılmayacağım bir daha ya. Yani böyle yapışmak. Allah Allah. Japon yapıştırıcısıyla yani. Yapışmak lazım ki o acip hastalığın tesirinden kurtulsun. Umum kardeşlerimize birer birer selam ve dua ediyoruz. Said Nursi radıyallahu anh. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Bugün hakaik, Hizbül Hakaik'ten sıra Delail-in Nur'da. Fakat Delail'in kısa olduğu için inşallah başlangıcı bir Yasin Tebareki okuyalım. Ondan sonra Delail-in Nur'u inşallah okuyalım. Müsait olanlar beraber hem takip edelim hem beraber okuyalım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel mürselina ala siratin müstakim. Tenzilel azizir rahim litunzira kavmen ma unzira abauhum fehum gafilun. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين
İttebi'û men lâ yes'elukum ecran ve hum mühtedûne ve mâriye lâ a'budullezî fatarani ve ileyhi turca'ûn. اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ اِنِّي اِذَنْ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لِلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون
İstavhel yevme bima kuntum tekfurun. El yevme nahtimu ala afvahihim ve tükellimuna eydihim ve teşhedü erculum bima kanu yeksibun. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا
فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو منفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل رأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم دلائل النور بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين يا مجيب الدعوات والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كل ما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وارواح أهل بيته من التحية والسلام وارحم وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا إلى يوم الحشر والقرار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كل ما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وارواح أهل بيته من التحية والسلام وارحم وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا إلى يوم الحشر والقرار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كل ما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وارواح أهل بيته من التحية والسلام وارحم وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واغفر لنا وارحمنا والطف بنا يا إلهنا بكل صلاة منها اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك وعين عنايتك وشمس هدايتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وخير خلقك وحب الخلق إليك عبدك وحبيبك ورسولك النبي الأمي الذي ختمت به الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدا
ve emma berekatike sermeda ve eskâ tahiyyatike fadla ve adeten alâ işlefil halâikil insaniye ve mecmâil hakâikil imaniye ve tûrit tecelliyatil ihsaniye ve mehbatil esrâril rahmaniye ve arûsil memleketil rabbaniye vasıtatı akdin nebiyyine ve mukaddemi ceyşil mürseline ve kâid rekbil enbiyâil mükerremîn ve eftalil halkı ecmaine hamili livail izzil a'la ve malike zimmetil mecdil esna şahid esraril ezel ve müşahid envari sevabıkil üvel ve tercemani lisanil kidem ve menba'il ilmi vel hilmi vel hikem ve mazhari sırril cudil cüz'i vel külli ve insani aynil vücudil ulvi ve süfli ruhi cesedil kevneyn ve aynı hayatid dareynil mütehakkik bi'ala rütebil ubudiyeti vel mütehallikı bi ahlakil makamatil ıstıfaiyeti el halilil azam vel habibil ekrem seyyidina Muhammedin ibni Abdillah ibni Abdülmuttalib ve ala sairil enbiyayı vel mürselin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ala el melaketil mukarrebin ve ala ibadike salihin min ehli semavati ve ehlil aradîn rıdvanullahi teala aleyhim ecmain ve aleyna ecmain ve sellim teslimen kefiran küllemâ zekereke zâkirun ve gafelân zikrikel gâfilun fî külli tarfeti aynin elf elfî salâtin ve selâmin vâfir lenâ verhamnâ ve tutbina ya ilâhenâ bi külli salâtin minhâ Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin şeceretil aslin nuraniyeti ve lematil kabdetil rahmaniyeti ve eftalil halikatil insaniyeti ve eşrefis süvelil cismaniyeti ve menba'il esraril rabbaniyeti ve kazainil ulumul ıstıfaiyeti sahibil kabdetil esriyeti ve behçetis seniyye ve rütbetil aliyeti men indereceti nebiyyune tahte livaihi fehum minhu ve ileyhi ve salli ve sellim aleyhi ve ala alihi ve sahbihi adede ma halakte ve razakte ve emette ve ahyeyte ila yevmin tebaathü men efneyte ve sellim teslimen kethira ve elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala zâtil muhammediyyetil latifetil ahadiyye, şemsi semail esrari ve mazharil envari ve merkezi medari celali ve kutbü felekil cemal. Allahümme bi sirri ledeyk ve bi seyri ileyk amin khafi ve akil usreti ve evi ve huzni ve hirsi ve külli ve külli ve huzni ileyke minni ve erzuknil fena anni ve la tecalni meftunen bi nefsi mahcuben bi hissi ve kşifli an külli sirrin mektum ya hayyu ya kayyumu ya hayyu ya kayyumu ya hayyu ya kayyum. Allahümme salli ala zâtil muhammediyyetil latifetil ahadiyyeti, şemsi semail esrari ve mazharil envari ve merkezi medari celali ve kutbü felekil cemal. Allahümme bi sirri ledeyk ve bi seyri ileyk, amin khafi ve akil üsreti ve ezib huzni ve hirsi ve külli ve huzni ileyke minni. Ve erzuknil fena anni ve la tecalni meftunen bi nefsi mahcuben bi hissi ve kşifli an külli sirrin mektum. Ya hayyu ya kayyum, ya hayyu ya kayyum, ya hayyu ya kayyum. Allahümme salli ala zâtil muhammediyyetil latifetil ahadiyyeti, şemsi semail esrari ve mazharil envari ve merkezi medaril celali ve kutbi felekil cemal. Allahümme bi sirri ledeyk ve bi seyri ileyk, amin khafi ve akil usreti ve ezib huzni ve hirsi ve külli ve huzni ileyke minni. وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم صل وسلم افضل واجمل وانبر واظهر واطهر واحسن وابر واكرم واعز واعظم واشرف واعلى واسكى وابرك والطف صلواتك ve evfa ve ekfere ve ezyede ve erka ve erfa ve edveme selamik salaten ve selamen ve rahmeten ve rıdvanen ve affen ve gufrana temteddu ve tezidu bi vebili sahaibi mevahibi cudike ve keremike ve temmü ve teskü bi nefaisi şeraifi letaifi cudike ve minenike ezeliyeten bi ezeliyetike la tezul ebediyeten bi ebediyetike la tahul ala abdike ve habibike ve rasulike Muhammedin hayri halkiken nuril bahiril lami' vel bürhani zahiril katı'
vel bahri zâhiri vel nuril gâmiri vel cemalil zâhiri vel celalil kâhiri vel kemalil fâhir salâtikelletî salleyte bi azameti zâtike aleyhi ve alâ âli ve sahbî kezâlik salâten tağfiru biha zunubena ve teşrahu biha sudurena ve tutahhiru biha kulubena ve turavvihu biha ervahana ve tukaddisu biha esrarena ve tünezzihu biha havatirana ve efkarena ve tusaffi biha kudurati ma fi esrarina ve teşfi biha emradana ve teftahu biha akfale kulubina bi nuril fethil mübin bi rahmetike ya erhamer rahimin ve ya ekremel ekremin nes'elüke bi hakki envari salavatike ala habibike rıdvaneke ve gufraneke ve cenneteke ve istikamete ala sıratil müstakim bi rahmetike ya erhamer rahimin amin velhamdülillahi rabbil alemin Allahümme salli ala men minhu inşakkatül esraru ve enfelekatil envaru ve fiirtekatil hakaik ve tenezzelet ulûmü âdeme fe'âcezel halâika ve lehu tedâeletül fühüm felem yudrikum minnâ sâbikum ve lâ lâhikun feriyâzul melekût bi ezhâri cemâlihi mûnikatun ve hiyâzul ceberût bi feyzi envârihi mütedeffikatun ve lâ şeye illâ ve hüve bihi menûd iz levlel vâsitatü lezehebe kemâ kîlel mevsûd salâten telîku bike minke ileyhi kemâ huve ehlühü, Allahümme innehu sirrükel câmiuddâllu aleyke ve icâbükel âzamül kâimü leke, beyne yedeyke, Allahümme elhikni bi nesebihi, ve hakkıkni bi hasebihi, ve arrifni iyyâhu marifeten eslemu biha min mevâridil cehli, ve ikra'u biha min mevâridil fadli, ve ahmilni, vehmilni ala sebilihi ila hazretike hamlen mahfufen bi nusretike ve kıfif bi alel batili fedmagahu ve zücce bi fi biharil hadiyye ve gdikni fi ayni bahril vahdeti hatta la era ve la esma'a ve la ecide ve la uhisse illa biha ve calillahümmel hicabel azame hayate ruhi ve ruhahu sırra hakikati ve hakikatehu camia avalimi bi tahkikil hakkil evvel Ya evvelu, ya ahiru, ya zahiru, ya batin, isma nidai bima semiyate bihi nida abdike zekeriyya aleyhisselam. Vansurni bike leke ve eyyidni bike leke ve cma beyni ve beynek ve hulbeyni ve beyne gayrik. Allah, Allah, Allah. İnnellezî farada aleykel Kur'âne lerâddüke ilâ me'âd. Rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi' lenâ min emrinâ reşedâ. İcallî min emrî ferecen ve mahrecen innallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Yâ eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Salavatullahi ve selamû ve tahiyyetû ve rahmetû ve berekâtû. Alâ seyyidina Muhammedin abdike ve nebiyike ve habibike ve rasulike nebiyyil ümmi. Ve alâ alî ve sahbî ve sellim. Adede şefi'i vel vetri ve adede kelimatillahi tammatil mübarekat. Allahümme ceal eftale salavatike ve ekmele tahiyyatike ve ecmele teslimatik. Alel fatihilin nübüvveti ve khatemiyâ şemsi semâi risaletin nuril enver. Ve sırr-ül ethar, sahib-ül havzi vel kevfer, ve şefaati fi yevmil haşri, seyyidi sadatil meleki vel beşeri, hüccetil hakki alel halki, sultanil enbiyai ve burhanil asfiyai, habibi rabbil alemin, seyyidina ve mevlana, hazreti Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecmain, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedin illezi tenhallu bil ukadu ve tenfericu bil kürabu ve tukla bil havaicu
ve tünali bihir regaibi ve sünür kavatimi ve istesgal gamamu bi veçil kerim ve ala alihi ve sahbihi fi külli lemhatim ve nefesin bi adedi külli malumillek. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma fi ilmillah salaten daimeten bi devami mülkillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin minel ezeliler ebedi adede ma fi ilmillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyil habibil alil kadiril azimil cah ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tekûnü leke rıdaan ve li hakkiye edaen ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nuri zâti ve sırri sâri fi cemî'i âthâril esmâi ve sıfât ve ala alihi ve sahbihi ve sellim adede mâ fî ilmike mudâ'afen bi devâmik. Allahümme salli ve sellim ve bârik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi bi adil hurufatil Kur'anil mütemeffileti bi iznil rahmani fi merâyâ temevvücâtil hevâ inde kıraati kelimatil Kur'an'ı min külli kari min evvelin nüzül ila ahiriz zaman. Vağfir lena, verhamna, veltuf bina, ya ilahena bi külli salatin minha. Allahümme salli ve sellim ve barik ve kerrim ala seyyidina ve mevlana Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve zvacihi ve zürriyatihi ve alel nebiyyine vel mürselin ve alel melaiketil mukarrebin vel evliyayı ve salihin efdale salatin ve eskiya selamin ve emma berekat bi adedi süvelil Kur'ani ve ayatihi ve hurufi ve kelimatihi ve maanihi ve işaratihi ve rumuzi ve delalatihi ve bi adedi eczai turabi ve maadiniha ve nebatatiha ve hayvanatiha ve bi adedi bürücü semai ve nucumiha ve harekatiha ve melaiketiha. Vağfir lena, verhamna, veltuf bina, ya ilahena, ya rabbena, ya halikana, kema yeliku bi affike, bi keremike, bi rahmetike, ya rahman, ya rahim, ya erhamer rahimin. Bi hakkı furkanikel hakim ve bi hürmeti habibikel ekrem ve bi hakkı esmaikel husna ve bi hürmeti ismikel azam ihfazna vahfaz ihvanina min şerri nefsi ve şeytan ve min şerri ehli zalaleti ve ehli tuğyan vahfazna mine şubuhati ve zalalati ve bid'iyyati ve min cemi'i şerri ya hafizu ya hafizu ya hayral hafizin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ya latifen bi halkihi. Ya alimen bi halkihi. Ya khabiran bi halkihi. Ultuf bina. Ya latif. Ya alim. Ya khabir. Ya vedud. Ya vedud. Ya vedud. Ya zel arşil mecid. Ya mübdiu. Ya mu'id. Ya faalen lima yurid. Nes'elüke bi nuri ve çikellevi melâirken arşik ve nes'elüke bi kudretikelleti kaderte bi ala cemî halkik ve bi rahmetikelleti ve siyat külle şeyin la ilahe illa ente ya gıyâfel müstegîfîn. Agîfna ya mugîf. Agîfna bi rahmetike nestegîf ve min azâbike nesteciru ecirna minen nâr ve edhilnel cennete mâlebrâr. Bi şefaati nebikel muhtar. Amin. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ya nurel envar. Ya latifü ya settar. Neselike ensalli ala seyyidina Muhammedin nebrasil enbiyayı ve neyil evliyayı ve zberkan nasfiyya. Ve yuhif fekaleyni ve ziyayil khafikayn. Ve en terfa'a vücudena ila felekil irfan. Ve en tüthebbite şuhudena fî makamil ihsan. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin s-sâbıkî lelenâ nuruhu ve rahmetullil âlemîne zuhuruhu. Adede men mazâ minel veliyyeti ve men bakiye ve men sa'ide minhum ve men şakiye salâten testâgrikul adde.
ve tuhitu bil haddi salaten la gayete leha ve lentiha evela emede leha ve lenkıda salatike elleti salleyte aleyhi salaten daimeten mi devamik ve ala alihi ve sahbihi mithle zelik bir rahmetike ya erhamer rahimin ala men üzil aleyhi furkanul hakim minel arşil azim minel rahmanir rahim sahibil miyaracı ve maza galibasar Seyyidina Muhammedin elfi elfi salatim ve elfi elfi selamlareyke ya Resulallah. Alâ men beşere bir risaleti Tevratu ve İncili ve Zeburu ve Zübür. Ve beşere bir nübüveti lirhasatü ve hevatü bir cinni ve evliyavül insi ve kevahinül beşer. Ve sekinet lehu şemsü ve enşaka bi işaretil kamer. Seyyidina ve Mevlana Muhammedin elfi elfi salatim ve elfi elfi selamin aleyke ya Habiballah. Alâ men câetli daveti şecer ve nezere süraten bi duâil matar ve azalletül gamâmetü minel har ve şebâ min sa'im min ta'amihim yâtü minel beşer ve nebâl mâv min beyne sâbi'ihî felâse merrâtin kel kevfer ve sebbaha fî keffeyhil hasâtü vel medaru ve entekallâhu lehul zabbe ve zabye ve zi'be ve cizâ ve zira'a ve cemele ve cebele ve hacere ve şecer Seyyidina ve Mevlana ve Şefi'ina Muhammedin elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya emine vahyillah ezdemi subihi ezel ta ve kıyami arasat berseru payi dilarayi Muhammed salavat elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Resulallah Şi genettiği zebanem hemedem şahı nebat, badi ber kâmeti rânâ-i Muhammed salavat, elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Habiballah, fardu aynesmi ve güyem ta vakti memat, dembeden ber gülü ruhsari Muhammed salavat, elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya emine vahyillah, Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi bi adede evrakil eşcar ve envacil bihar ve kataratil emtar eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki küllihim Hüvel Habibül lezî türca şefaatü likülli hevlin minel ehvali muktehem ve salli ilahi külle yevmin ve sa'ah alel Mustafa'l muhtari ma nesmetün semet ve salli alel muhtari ve lâli küllihim ke haddi nebatil ardi ve rihi ma seret ve salli salaten temleul arda ve sema ke vebli gamamin ma'a ru'udin tecelcelet fe yekfike ennallâhe sallâ bi nefsih ve emlakehu sallet aleyhi ve sellemet. Cenab-ı Hak bu içinde geçen bütün duaları hem bizim hakkımızda hem annelerimiz, babalarımız, hanımlarımız, çocuklarımız, akrabalarımız, yakınlarımız, bütün geçmişte vefat etmiş akrabalarımıza, bütün mümin müminata, nur talebeleri hakkında kabul eylesin. Amin. İnşallah hayırlı cumalar, mübarek, nurani, bereketli cumalar, cuma gecesi ve cuma gündüzünü dileriz, tebrik ederiz inşallah. Cenab-ı Hak cümle geçmişlerimizin ruhlarına El-Fatiha.